Merhaba. Yaklaşık 10 aydır podcast hazırlamıyor ve sizinle paylaşım yapmıyorum. Bu süre zarfında ara ara içimden içerik oluşturmak geldiyse de konu kıtlığı yaşadım. Fakat sizler Gustav Jung konulu podcastime yoğun ilgi gösterince Jung konusunun o şekilde eksik kalması içime sinmedi. Çünkü Jung deyince eğer onun arketiplerinden bahsetmiyor isek Jung'un psikolojiye olan katkılarını anlamamız imkansız. Bu sebeple bugün sizlere evrimsel psikolojiden ve içimizdeki kahramanlar olan Jung'un arketiplerinden bahsetmek istiyorum. Çevremizi veya kendimizi ne kadar iyi tanıyoruz? Belki de hem kendimizi hem de çevremizi tanıdığımızı zannederiz çoğu zaman. Gelin beraber bu sorunun yanıtını Jung'da ve evrimsel psikolojide arayalım. Carl Gustav Jung, 1875 ile 1961 yılları arasında yaşamıştır. İsviçreli bir psikiyatr ve analitik psikolojinin kurucusudur. Freud'un öğrencisi olan Jung, Freud ile yaşadığı fikirsel anlaşmazlıklardan ötürü ondan ayrılıp kendi psikoloji bilim dalını kurmuştur. Özellikle arketipler ve kolektif bilinçaltı kavramlarıyla psikolojiye yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Jung, araştırmalarına kendi mistik yönünü de kattığı için bazı bilim insanları tarafından ön yargıyla bakılmıştır. Fakat derinden incelendiğinde analitik psikoloji, evrim, evrimsel psikoloji, biyoloji ve sinir bilimiyle yakından ilgilidir. Ben bu podcastimde Jung'un özellikle arketip kavramını ve evrimsel psikolojiyle olan bağını inceleyeceğim. Tabiatın evrim fikriyle açıklanma çabası daha eski tarihlere gitse de Darwin'den günümüze kadarki zaman dilimi insanlık tarihinde farklı bir resim çizer. Bu resmin içinde yalnızca biyolojide, jeolojide, antropolojide yaşanan gelişmeler yoktur. Aynı zamanda edebiyat, felsefe, sosyoloji ve psikolojide de yaşanan önemli gelişmeler vardır. Darwin'in öne sürdüğü kuramın canlı hayatın köklerine ve bugün gözlemlediğimiz olguları açıklarken benimsediği bakış açısı, başta teoloji olmak üzere çok sayıda sağlam ve köklü fikir şubesinin itiraz edeceği bir bakış açısı olmasına rağmen modern bilimin tüm dallarında kabul görmüştür. Uzun yıllar içerisinde evrim kuramının yanlışları düzeltilmiş, eksikleri tamamlanmış, boşlukları doldurulmuştur. Tüm bilimsel açıklamalar için geçerli olduğu üzere evrim kuramı içinde bu birikim süreci halen devam etmektedir. Psikolojinin oldukça renkli seyrinde 1990'lı yıllara geldiğimiz vakit Darwin'in şu öngörüsünün nedenle haklı olduğu anlaşılmıştır. Gelecekte çok daha önemli araştırmalara açık alanlar görüyorum. Ruh bilim, Bay Herbert Spencer'ın şimdiden attığı temelle her zihinsel yetinin ve sığının ancak yavaş yavaş ve aşamalı olarak edinilebileceği temeline güvenle oturtulabilir. İnsanın kökeni ve tarihi daha da aydınlanacaktır. Bu yıllardan itibaren psikoloji içerisinde giderek güçlenen yaklaşımlardan biri de Darwin'in ifadesiyle zihinsel yeti ve kapasitelerin evrimsel mekanizmaların ürünü olduğunu kabul eden yaklaşımdır. Evrimsel psikoloji ya da evrim psikolojisi adıyla anılan bu yeni alan, insan davranışlarını açıklarken temelde doğal seçilim ve cinsel seçilim kavramlarını rehber edinmekte, canlı organizmaları oluşturan her yapı gibi davranış üretme aygıtlarının da evrimsel analizin konusu olması gerektiğini savunmaktadır. Davranışın nihai sebeplerini, yani organizmanın hayatta kalma ve üreme başarısına katkısının derecesini araştırması bakımından, psikolojinin diğer alt disiplinlerinden ayrılan evrimsel psikoloji, işbirliği, sosyal dışlama, kıskançlık, saldırganlık, kişiler arası çekim gibi hanedir bilinen psikolojik olgulara yeni ve farklı bir bakış getirmektedir. Birey davranışlarının yanında kültür gibi daha geniş ve karmaşık olguları da evrimsel geçmişin ışığında incelemektedir. Günümüz bilim dünyasında evrimsel psikoloji kendine müstakil bir yer edinmiştir. Alanın kendine ait bilimsel dergileri bulunmakta, her yıl evrimsel psikologlar tarafından yazılan pek çok kitap ve makale yayınlanmakta, çeşitli ülkelerdeki enstitülerde evrimsel psikoloji lisansüstü programları yürütülmektedir. Bununla beraber gelişim aşamasındaki tüm psikoloji yaklaşımları gibi evrimsel psikoloji de mecbur cephelerden bolca eleştiri almış ve almaya devam etmektedir. Bazı araştırmacılar evrimsel psikolojiyi
fazla indirgemeci bulmakta, insan davranışının izahında böylesi nostaljik bir perspektifi eksik görmektedirler. Bazıları ise modern yaşam koşulları ve sayısız kültürel doku içinde doğup büyüyen insanın atalarının psikolojisinden temel farklılıklarla ayrıldığını savunmaktadır. Meseleye daha politik bir pencereden yaklaşan bazı bir kesim ise evrimsel psikoloji bulgularının özellikle toplumlardaki cinsiyet temelli eşitsizliğin kaynağı olan farklılıkları meşrulaştırmaya katkı sunduğu eleştirisini dillendirmektedir. Tüm bu eleştirilere rağmen evrimsel psikoloji bu yüzyılın başından itibaren hızla artan bir ilgiyle karşılaşmış, psikolojik olguların en derindeki nedenlerini yani evrimsel nedenlerini bilmenin önemi konusunda kayda değer sayıdaki bilim insanını ikna edebilmiştir. Öte yandan alanın zayıf noktalarından biri, araştırma yöntem ve araçlarının bazen olguların gerçek doğalarını ortaya çıkarma gücü konusunda insanı şüpheye düşürmesidir. Araştırmalarda çoğunlukla deneysel yöntem kullanılmakta ve katılımcı kitlesi geniş oranda üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu durum bulgularla ilgili olarak geçerlilik ve teslimiyet sorunlarını akla getirmektedir. Sözünü ettiğimiz sorunlar her ne kadar ana akım psikolojisinin temel metodolojik sorunları olsa da insanın on binlerce yıl geriye giden davranışsal eğilimlerini ortaya çıkarma iddiası içindeki evrimsel psikolojide bir adım daha ön planda yer almaktadır. İnsan davranışının kökenlerine dair fosillerden yoksun evrimsel psikologlar hangi yöntemi kullanırlarsa kullansınlar bu bakımdan eleştirilmekten belki de hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Tabiatı evrimin mantığıyla ele alma fikrinin İnsan tabiatını dert edilmiş psikolojiye etkilemesi kaçınılmazdı. Bu etkinin yansımalarını Freud dahil pek çok teorisyende görmek mümkündür. Bir asırlık bilimsel birikim arkasına alarak yola çıkan evrimsel psikoloji, bilim tarihi ölçeğinde körpe sayılmasına rağmen sesini güçlü bir şekilde duyurmaya başarmış ve itibar kazanmıştır. Darwin gibi bir öngörüde bulunma deha ve cesaretinden yoksun olsak da evrimsel psikolojinin yolunun kısa vadede açık olduğunu söylemekle haksız sayılmayız. Darwin, gemiyle yolculuğa çıktığında buradan elde ettiği bulguların yıllar içerisinde pek çok bilime ilham kaynağı olacağını hiç kuşkusuz bilmiyordu. Charles Darwin, Türlerin Kökeni kitabından sonra 1872'de insan ve hayvanlardaki duyguların benzerliklerini ortaya koyabilmek için İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi başlıklı kitabını yazdı. Darwin bu kitabında memeliler grubuna ait olan tüm canlıların duygusal ortaklık ve farklılıklarını ele alarak, örneğin sinirlenince neden kaşlar çatılır, neden tiksiniriz, hayvan ve insanlarda kızgınlık ve nefret belirtileri nelerdir gibi duygulara sebep olan nedenleri açıklamaya çalışmıştır. Evrim teorisine göre tüm canlılar ortak bir atadan türer. Evrimsel psikolojiye göre de bu canlılar akrabalık ilişkilerine göre incelendiklerinde bazı ortak davranışlar sergilerler. Bu da bazı davranışların zaman içinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını gösterir. Biraz daha basit bir dille ifade edecek olursak, bugün insan psikolojisini açıklamak için kullandığımız bazı ifadeler, örneğin üzüntü, neşe, kızgınlık, hayal kırıklığı, kıskançlık, tiksinti gibi İnsanlarla ortak bir geçmişe sahip olan diğer memelilerde de benzer şekilde bulunur. Bunun olası nedeni de tüm bu canlıların paylaştıkları ortak ekolojik koşullar topluluğudur. Ve hayatta kalmak ve kendi soyunu devam ettirmek isteyen canlılar bu çevresel koşulları aşmak zorundadır. Bu değişim, o canlıların hayatta kalması ve türünü devam ettirmesi için canlıyı avantajlı duruma getirmişse kuşaktan kuşağa aktarılır. Evrimin yaygın olarak tanımı, canlı popülasyonlarının mutasyona uğrayarak zaman içinde değişime uğramasıdır. Bu değişim doğal seleksiyon ile kontrol edilir. Buna göre canlılarda mutasyon ile kazanılmış herhangi bir özellik, o tür için avantajlı bir konum yaratıyorsa, doğal seçilimle bir sonraki kuşağa aktarılır. Avantajlı bir durum yaratmıyorsa da yok olur. Evrimsel psikoloji de temelini Darwin'in doğal seçilim teorisinden alır. Darwin'in doğal seçilim teorisine göre canlı türlerinde değişen özellikler yavrular tarafından miras alınabilirse o zaman bir organizmanın yaşamını devam ettirebilmesine ve üremesine yardımcı olan değişimler gelecek kuşaklara diğer seçeneklerden daha sık iletilecektir. Bunun psikoloji bilimindeki karşılığı şudur. Psikolojik mekanizmalar da biyolojik mekanizmalar gibi doğal bir seçilim süreci yaşarlar. Yani
bu bilim dalına göre psikolojik mekanizmalarında genetik yani kuşaktan kuşağa aktarılan bir temeli vardır. Ve bu öğreti sayesinde insanlar jeolojik geçmişte yaşadıkları sorunları, örneğin avlanırken ya da düşmandan kendini korurken çözümünde kullandıkları davranışları, şimdiki zamanda da yaşadıkları benzer sorunların çözümünde de kullanırlar. Charles Darwin, 1872 yılında yayımladığı İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi isimli kitabında duyguların da evrim geçirdiğini ve zamanla adapte olduğunu öne sürmüştür. Bu araştırmasındaki temel amaç, insan ve diğer hayvanlardaki duygu benzerliğini ortaya çıkararak evrime destek bulmaktı. Sayısız gözlem yaptı. Örneğin, kör doğan bireylerin bile yüz ifadelerinin diğer bireylerle aynı olduğunu gördü. Darwin'e göre duygular içgüdüseldi ve insana hayvanlardan miras kalmıştı. Evrim teorisine göre duygular farklı zaman aralıklarıyla oluşmuştur. Darwin'e göre örneğin korku beynin ilkel haliyle ilişkilidir ve kökeni çok eskilere dayanır. Bağlanma gibi duygularsa örneğin anne bebek arasındaki ilişki erken memelilerden itibaren gelişmeye başlamıştır. Suçluluk ve gurur gibi duygularsa sosyalleşmenin başladığı daha ileri zamanlarda oluşmuştur. Doğal seleksiyon açısından duygulara bakacak olursak bireyin değişen çevresel faktörlere uyum isteğidir diyebiliriz. Örneğin korku, kaygı ve öfke gibi baskın duygular canlıların hayatta kalma arzusu ile ilgilidir. Varlığı tehdit edecek bir unsur ile karşılaştığında beyin ya kaç ya da mücadele, kontrol emri verir. Hayatta kalma mücadelesi ile ileri evrelerde sosyalleşmeyi ve işbirliğini de beraberinde getirmiştir. Hatta sınırlı kaynaklara ulaşma, türler arasında rekabet ortamını doğurmuştur. Bazı özellikler, örneğin cömertlik, kabul edilme, onaylanma ile sonuçlanırken, bazı özellikler, örneğin cimrilik, bencillik, sosyal ortamdan reddedilme ya da dışlanma ile sonuçlanır. Bu türden olayların sıklıkla görülmesi ya da sıklıkla tekrar edilmemesi, davranışların kalıcı olmasını etkiler. Korku, öfke, sevinç ve üzüntü, İlk duygulardır ve genelde tüm türler ile kültürlerde ortaktırlar. Yine evrimsel psikoloji açısından, örneğin yılan ya da örümcek veya tüylü hayvanlardan korku da evrimsel kökenlidir. Yeni doğmuş çocuklarla yapılan deneylerde bebeklere yılan ya da örümcek resmi gösterildiğinde bebeklerin gözlerinin irileştiği ve korku tepkisi gösterdikleri saptanmıştır. Diğer hayvan resimlerine ise bebekte herhangi bir refleks görülmemiştir. Tüylü hayvanlar, özellikle iri dişli ve kuyruklu iseler insanda benzer bir korku refleksi doğurur. Çünkü jeolojik devirler boyunca memelileri en çok öldürenlerin bu türden hayvanlar olduğu bilinir. Yine bir başka evrimsel psikoloji örneği aşağıdaki iğrenme ile ilgili verilen bilgilerden yola çıkarak anlatılabilir. Örneğin ilk kez yediğiniz bir yemekten hemen sonra mide bulantısı, kusma ya da ateşlenme gibi rahatsızlıklar yaşarsanız bir süre o yiyeceğe bir daha dokunamazsınız. Bu da yine jeolojik tarih boyunca memelilerin zehirli ot yemesi ve ondan korunması ile ilgili geliştirdiği reflekslerden biridir. Buraya kadar anlattığım konular, Jung'un arketiplerine geçmeden önce evrimsel psikoloji ve tabii doğal olarak da Charles Darwin'den size bahsettim. Çünkü her ikisini de anlamadığımız takdirde Jung'un arketiplerini anlamlandırmamız mümkün değil. Şimdi arketiplere geçmeden önce analitik psikolojide psişe yani ruh ve bilinçten bahsetmemiz gerekiyor. Psişe, ruh, can ve zihin anlamında kullanılır. Bir bütün olarak bilinci ve bilinçaltını kapsar. Jung, psişeyi yani ruhu üç ana gruba ayırmıştır. Bunlar üçe ayrılmıştır. Ego, kişisel bilinçaltı ve kolektif bilinçaltıdır. Özellikle ego ve kişisel bilinçaltı arasındaki ilişkiyi doğru kavramamız gerekiyor. Fakat öncesinde kolektif bilinçaltını açıklayayım. Kolektif bilinçaltı tüm insanlığın ortak bilinçaltıdır. Kolektif bilinçaltı insanlık tarihinin başından beri ortak olarak paylaşılmaktadır. İşte burada arketipler bulunur. Arketipler en uç kültürler arasında bile ortak olan evrensel imgeler ve tasavvurlardır. Arketiplere birazdan daha detaylı bir şekilde değineceğim. Kişisel bilinç altında bireyin hayatında yaşamış olup da unuttuğu anılar, bastırılmış duygular ve eşik altı olan her öğe bulunur. Burada kişinin sadece kendi deneyimleri ve yaşantıları ikamet eder. Haliyle kişisel bilinç altı
evrensel olan kolektif bilinçaltının zıttıdır. Kişisel bilinçaltı, bireyselleşmenin gerçekleşmesi için ego ile bütünleşmelidir. Ego ise bilinç öncesi ve bilinçli alanda olduğundan farkında olabildiğimiz düşüncelerimizi, hatıralarımızı ve duygularımızı içerir. Ego, bilinç alanının merkezini oluşturduğundan bir sürekliliğe ve kimliğe sahiptir. Egonun işlevleri, düşünme, hissetme, sezgi ve duyumdur. Kolektif bilinçaltının insanlık tarihinin başlangıcından bu yana evrensel bir şekilde bilinçaltında bulunduğunu söylemiştim. Arketipler ise işte tam burada bulunuyor. Arketipler, insan içgüdülerinin analitik psikolojideki karşılığıdır diyebiliriz. Arketipler, algımızı örgütler ve bilinç içeriklerini düzenler. Evrimsel açıdan baktığımızda arketipler, yüzyıllardır süregelen kuşakların yaşadığı durumlara verdiği tepkilerdir. Örneğin, bir aslandan korkmak buna verilecek en basit örnektir. Hayatımıza bir aslanla karşılaşmış olmasak bile aslandan korkarız. Çünkü insanlar kuşaklardır aslanlara karşı korku beslemiştir. Jung'un 12 tane arketipi vardır. Bunlar, örnek veriyorum, kahraman, ebeveyn, yaratıcı, sihirbaz gibi devam etmektedir. Fakat ben size şimdilik en önemli 4 tanesinden bahsedeceğim. Devam eden podcast'te diğer 8 tanesinden de bahsetmeye çalışacağım. Birinci arketipimiz persona, diğer adıyla maske. Persona, topluma karşı taktığımız maskedir. Kendimizi dünyaya sunuş biçimimizdir. Örneğin, ailemize karşı farklı, arkadaşlarımıza karşı farklı davranırız. Yani maske değiştiririz. İşte bu personamızdır. Bulunduğumuz sosyal ortamda kabul edilmek veya dışlanmamak için bunu sık sık yaparız. Personayı fazla özümseme sonucunda kişilik bozulmaları ortaya çıkabilir. Eski çağ aktörlerinin oynadıkları rolü belirtmek için giydikleri Latince'de oyuncu maskesi anlamına gelen persona, Jung'un adlandırmasıyla egonun gerçek niteliğini toplumdan saklamak amacıyla yarattığı kamusal çehredir, yani maskedir. Daha basit söylersek, persona başka insanlarla ilişki kurmak için taktığımız maskedir. Bir takım tehlikelerden sakınabilmek, bir takım şeyleri elde edebilmek için toplumun istediği kişiliğe bürünüyoruz. İşte bu role persona diyordum. Persona, çevremizdekilerin görüp tanıdığı yanımızdır. Persona, dünya ile ilişkilerimizi sağladığımız bir gerekliliktir. İlişkilerimizi basitleştirir ve onları daha hoş kılar. Bu maskeyi bilinçli veya bilinç dışı takınabiliriz. Başkalarını etkilemek, gerçek doğamız olduğunu düşündüğümüz yönümüzü gizlemek istediğimizde bu maskeyi takarız. Maskenin biçimi, anne babaların, öğretmenlerin, akranların beklentilerine, koşullamasına bağlıdır. Persona, savunmasız egoya bir ölçüde koruma sağlar. Bir kültüre uyum sağlayabilmek, bir işi yapabilmek için personaya ihtiyaç duyarız. Sorun, kişi persona ile bütünüyle özdeşleştiğinde ortaya çıkar. Bu durumda kişi maskeyi indirmekten korkar olur. Böyle bir kişilik nevroz geliştirmeye yatkın hale gelir. Hayatın daha geniş yönlerini görememe söz konusu olur. Jung, personanın bireyin gerçek olduğuna inandığı bir tür sahte kişilik olduğunu söylemiştir. Jung'un tanımına göre persona bir dış kişiliktir. Herkesin bir de iç kişiliği vardır. Anima, erkeğin kişiliğindeki bilinç dışı kadın yönün, animus ise kadının kişiliğinde bunun eş değeri olan erkek yönün kişiselleştirmesi olarak tanımlanır. Kişiliğin bu bilinç dışı yönleri, davranışı ve personaların karakterini belirler ki anima ve animus konusuna birazdan değineceğim. İnsanlar uzun dönemler boyunca karşılaştığı benzer olayları bir süre sonra belli davranış kalıplarına oturtmuş ve bu kalıpları kuşaklar boyunca aktarmaya başlamıştır. Bunlar arketiplerdir. Psikolojide ilk defa Carl Gustav Jung tarafından kullanılmış ve arketip kavramını çözmesi onu Freud'dan ayıran noktalardan biri olmuştur. Bebeklik dönemi en doğal, rol yapılmayan bir dönemdir. Çocuk büyüdükçe çevresinin beklentilerini fark etmeye, buna göre davranmaya başlar. Bunun hangi boyutlarda ilerleyeceği, gerçek kimliğinden ne kadar kaybettiği önemlidir. Bir adamı çalıştığı iş yerinde gözlemleyen biri, onun güler yüzlü, ileri görüşlü, samimi biri olduğu sonucuna varabilir. Ama aynı adam başka bir ortamda, örneğin evinde, iş yerindekinin tam tersi bir halde olabilir. Öyleyse hangisi asıl karakterdir, gerçek kişiliktir diye sorar Jung. Normal bir kişilikte bile karakter bölünmesi imkansız değildir der. Personamızın kişisel olduğunu sanırız ama ortaktır. Bu anlamıyla arketiptir. Çocukları için çırpınan anne,
karşılıksız veren ana arketipini yaşamaktadır. Jung'un bir diğer arketipi olan gölgeden bahsetmek istiyorum. İngilizce karşılığı shadow. Gölge en karanlık yanımızdır. Her türlü bastırılmış düşünce, duygu, kabul görmeyen cinsel istekler, arzular, içgüdüler vesaire burada bulunur. Kısacası topluma ve kendimize ters düşen her şeyi içerir. Bu konuda en çok verilen örneklerden biri ensesttir. Enses seçilim değerine olumsuz etkiler. Nedir bu seçilim değeri? Genotiplerin sonraki kuşaklara yavru bırakmada ne kadar başarılı olduğudur. Akrabalık, kan bağının bulunduğu cinsel ilişkiler sonucunda sağlıklı yavru dünyaya getirme oranı oldukça düşer. Yani bu bize uyumsuzdur. Bu yüzden enses, gölge arketipinin bir bileşenidir diyebiliriz. Başka bir örnek verelim. Xenofobi, yani yabancı korkusu ya da düşmanlığı. Genellikle göçebe, avcı toplayıcı topluluklarda ve azınlıklarda fazlaydı. Türlerinin yok olmasından korkan gruplar başka gruplara karşı düşmanlık besliyordu. Günümüzde bunun örneklerini ulusal boyutta görebiliriz. Soykırım gibi vahşi tepkiler gölge arketipimizde bulunan yok olma korkusunun yol açtığı düşmanlık korku nedeniyle ortaya çıkabilir. Çevremizin istediği rolü oynarken rolümüze uymayan isteklerimizi kendimize ve başkalarına göstermeyiz. Bastırdığımız bu isteklerin durduğu alana Jung gölge adını verir. Gölgede personanın reddettiği istekler bulunur. Yani personanın tam karşıtıdır. Persona ile bilinçaltı eş zamanlı oluşurlar. Gölge, rüyalarda hoşa gitmeyen niteliklere sahip birisi olarak ortaya çıkar. Gölge, kendi hakkımızda bilmek istemediğimiz her şeydir. Toplum ne kadar dar ve kısıtlayıcı olursa, gölgemiz o kadar geniş olacaktır. Burada da aslında daha içe kapanık ve muhafazakar toplumlarda insanların daha fazla sapkın hareketlerde bulunduğunun aslında bir açıklamasıdır. Cümlede ne diyor? Toplum ne kadar dar ve kısıtlayıcı olursa gölgemiz o kadar geniş olacaktır. Yani insanların topluma gösterdikleri yüzleriyle aslında içte yarattıkları karakter ya da hayal dünyaları o derece geniş oluyor ve bu da bazı sapkınlıklara tabii ki yol açabiliyor. Gölge doğal, içgüdüsel insandır. Gölge kendi başarısızlıklarımız ve zayıflıklarımız söz konusu olduğu sürece kişiseldir. Ancak tüm insanlarda var olan ortak bir yön olduğundan kolektif bir olgudur da. Gölgenin kolektif yönü şeytan, cadı ve benzerleriyle dile getirilir. Kişi bu karanlık yönüyle bir arada yaşamanın bir yolunu bulmak zorundadır. Zihinsel ve bedensel sağlığı buna bağlıdır. Jung'a göre herkeste 4 yeti, düşünme, duygulanma, algılama ve sezme bulunur. Ama insanlar hep en güçlü oldukları yetiyi kullanırlar ve diğerlerini gölge yeterler. Biri persona, diğerleri gölgemizdir. Düşünen, duygusal, algılayan ve sezgisel kişiler birer arketipi gerçekleştirmektedirler. Jung'un bir diğer arketipinden bahsedecek olursak anima ve animus'tur. Anima, erkeklerdeki kadınsı yöndür. Animus ise kadınlardaki erkeksi taraftır. Örnek vermek gerekirse bilinçli olarak aşırı derecede erkeksi olan ya da erkeksi davranan bir erkeğin aynı zamanda yüksek derecede kadınsı bir yanı vardır. Çünkü erkek toplumun da etkisiyle kadınsal özelliklerini silmeye çalışır. Erkekler ağlamaz, kadın gibi davranma gibi cümleler bu durumu çok kolay anlamamıza yardımcı olur. Kadınsal özelliklerini silmeye çalışan aşırı erkeksi görünümlü bir erkeğin bilinçaltında bu kadınsal enerji birikir. Bu yüzden böyle erkeklerin belirgin zayıf özellikleri vardır. Aynı örnek kadın için de verilebilir. Anima ve animus, erkek ve kadının bilinç dışı alanında yaşadığı varsayılan derin gölgelerdir. Varsayım o ki bir erkek, kadınını anima rehberliğinde seçerken, bir kadın da erkeğini animus yönergeleriyle seçer. Bir başka deyişle, bir kadın erkeğinde animusu bulur, bir erkek ise kadının da kendi animasını. Gölgeler bilince daha yakın bir yerde yer aldıkları için fark edilmeleri daha kolaydır ama anima ve animus gibi bilinç dışı unsurlar bilince çok daha uzakta yer alırlar ve bu nedenle ulaşılması ve çalışılması en zor alanlardır. Hatta bireyin anima veya animusunu fark edebilmesinin neredeyse imkansız olduğu dahi söylenir. Jung, erkeğin animusu olmadığını, erkeğin eril özünün logos olduğunu söyler. Buna karşılık kadında da anima yoktur. Kadının feminen özüne verilen isim Eros'tur. Logos bir erkeğin bilinç ilkesi dışarıdan görünen yanı iken Eros ise kadının bilinç ilkesidir. Logos her şeyi ikiye ayırmaya ve durumları ya da özellikleri iyi ve kötü olarak sınıflandırmaya meyillidir. Bu onun hayatla başa çıkma stratejisidir. Ona göre gölge gölgede kalmalıdır.
Eros içinse durum bunun tam tersidir. Eros, bütünlüğe, ilişki olasılıklarına ve birlikteliğe odaklıdır. Jung'a göre erkeğin ve kadının kolektif bilinç dışı arketipleri olan anima ve animus, bireyin anne ve baba kompleksleriyle doğrudan bağlantılı ve özellikle de ilişkilere bakışını ve ilişki yapılarını belirliyor. Hayatımızın bütününe hakim olan ve hayata dair tüm seçimlerimizi yöneten bu iki derin gölgeyi fark ettiğimizde ya da sırtımızı döndüğümüzde yıllar içerisinde güçlenerek hayatımızı sabote eden karakterler haline gelirler. Anima bir erkeğin bilinçsiz alanıdır. Anima kolektif bir arketiptir ve farklı toplum ve kültürler arasında ortak bir imgedir. O erkeğin ruh halini ya da duygularını yönetir. Dünyayı algılayışını ve ilişkilerinin niteliğini belirler. Erkeğin annesi animasının oluşmasında büyük rol oynar. Annenin karakteri, gölgeleri, travmaları ve yaraları oğlunun animasının özelliklerini oluşturur. Anima, peri masallarındaki yaşlı cadıdır. O karanlık güçtür. O, femme fatale'dir. O, ölüm perisidir. Ve aslında amacı, bireyin gelişimine katkıda bulunmaktır. Fakat dikkate alınmazsa, sonuç, ölüm ve yok oluş olabilir. Anima, bir erkeğin psişesinin tüm dişil psikolojik eğilimleridir. Duyguları ve ruh halleri, sezgileri ve kabullenici yapısı, sevgi kapasitesi ve doğa ile bağlantısı, en önemlisi de bilinçsiz alanla olan ilişkisidir. Kısacası anima, bir erkeğin bilinçsiz alanıdır. Peki, anima nasıl şekillenir? Bir erkeğin annesi animanın oluşmasında rol oynar. Eğer anne, oğlunun hayatında olumsuz etkilere sahipse, ki istediğimiz kadar dikkatli olalım, bilinçsizce aldığımız kararlar ya da bilinçsiz olarak ifade ettiğimiz her şey çocuğumuzun psikolojik alanını etkileyecektir. Bu erkeğin animası da benzer bir karaktere sahip olur. Aslında oğlunu kariyerinde destekler gibi görünen bir annenin ona bilinçsizce sen yeterli değilsin mesajını vermesi de olasıdır. Bu sayede farkında olmadan güvensiz, içten içe depresif, bağımlı bir erkek yaratmış oluruz. Tabii ki annenin çok olumlu bir iz bırakmış olma ihtimali de vardır. Ancak böyle bir durumda da erkeğin dişileşmesi, kadınları hayatının merkezine koyması ya da hayatın zorluklarıyla baş edememesi gibi sonuçların doğma ihtimali ortaya çıkar. Böyle bir anima erkekleri ziyadesiyle hassaslaştırabilir, korkak bir prensese dönüştürebilir. Bu erkek anne kompleksi geliştirmekle kalmaz. Bu kompleksini eşine, başka kadınlara taşır ve aşina olduğu bir hayatı yeniden ve yeniden yaratmaya meyilli olur. Animayı yakından gördüğümüz yerlerden biri de cinsel fantazilerdir. Dış dünyadan, partnerden saklanan gizli ilişkiler, pornografi ve mastürbasyon bağımlılığı ya da fantaziler. Erkeğin hayatla arasındaki duygusal bağlarını inkar ettiği, duygu dünyasını reddettiği ya da kadınlarla başa çıkamadığı bir dünya. Yani animayı gölgede gördüğümüz bir dünya ve erkeğin çoğunlukla bu noktada yaptığı bilinçsiz seçimse animasını dışarıda bir ya da çoğunlukla daha fazla kadına yansıtmak. Bir erkeğin bir kadına aşık olmasını sağlayan şey animadır. Seni tanıyor gibiyim cümlesini duymuşuzdur. Bu aslında doğrudur. O insanı tanıyor gibiyizdir. Çünkü o insanda gördüğümüz, o insana yansıttığımız yani projekte ettiğimiz şey bizim parçamızdır. O doğru kişi deriz. Evet, kendimizi tanıma ve kendi pişisemizde derinleşmek yolunda aslında birer rehber olabilir bu kişi. Ancak dışarıdaki insanlardan, yakın dostlarımızdan şunu duyabiliriz. Bu tamamıyla delilik. Oysaki olan şudur. Aşk ya da anima erkeğin gözünü kör etmiştir. Bazı kadınlar kolektif anima karakterine uyan özellikleri daha çok taşırlar. Bu kadınlar aşık olması kadınlardır. Aslında olan şey bu kadınların erkeklerin hayallerini süsleyen özelliklere sahip olmalarıdır. Ve bu özellikler kolektif ölçüde ne kadar fazlaysa bu kadının dikkat çekmesi de o kadar olası olur. Olan şey projeksiyondur. Kendi anne animalarını yansıtan erkeklerin ilgisine maruz kalan kadınlardan bahsediyoruz. Ve bu sadece güzellik olmak zorunda değildir. Zeki ve güçlü kadınlar, peri masallarındaki tanrısal güzellikteki kadınlar ya da savaşçı kadınlar. Bir erkeğin anne kompleksi neyi barındırıyorsa, aşık olduğu kadına yansıttığı hikayenin bununla çok ilgisi vardır. Eğer bu erkek kendi animasının ve hikayesinin farkına varmazsa, bu örüntüyü tekrar eden ilişkileri ve hayatı yaratması kuvvetle muhtemel olur. Böylesine bir dramı ancak ve ancak kendi animam ile birleşerek, içsel bir bütünlük taşıyarak değiştirebilirim.
tabii ki bu bilinçsiz alanımla temas etmeyi, bilinmezliğe doğru yolculuğa çıkmayı, rüya analizlerine derin bir psikolojik süreci gerektirir. Aksi halde oğlan çocuklar olarak hayatımıza devam eder, annemizden alamadığımız her şeyi eşimizden almak için yaygara çıkarmaya ya da vermedikleri için kadınlara içten içe düşman kesilmeye devam ederiz. O zaman diyebiliriz ki animanın iki oluşumu vardır, negatif ve pozitif. Anima bir erkeği kandırabilir, manipüle edebilir, hayatını mahvedebilir. Bununla beraber eğer erkek bu negatif anne anima ile derin bir bağlantı kurarak üzerinde çalışabilirse ve kendi bireyselleşme sürecini başlatabilirse pozitif anima karakterini yaratabilir. Bir erkek annesinden duygusal ve bedensel zihinsel ayrışmasını sağlayabilirse, anne arketipinden ayrılabilirse anima gelişmeye başlayabilir. Böylesi bir pozitif anima, bir erkeği hayatın içerisine ilerlerken rehberlik yapacak, hayatın bilinmezliği içerisinde kaybolmadan güçlü adımlarla ilerlemesi için ona yardımcı olacaktır. Anima, bir erkeğin yaşamın derinliklerine yelken açmasını sağlar, kendi potansiyellerini yaratım gücüyle birleştirerek hayata sunmasına aracı olur. Erkeğin kendi benliğini bulması, ego ve gölge yaşamı içerisinde kaybolmadan ilerlemesini sağlar. Kendi içindeki dişi ruhu ile bağlantı kurarak onunla pozitif bir yaşam kurabilen bir erkeğin hayatındaki partneriyle de böyle bir ilişki kurması mümkün hale gelir. Anime ile derin bağ kurabilen bir erkek, sağlıklı ve güçlü özelliklere sahip bir kadını seçmeye meyillidir. Anne kompleksi ile buluşmak, animanın sunduğu duyguları ve ruh hallerini, rüyaları ve düşleri ciddiye almak ve uzun ve yeterli süre boyunca bunlarla derinlikli bir şekilde çalışmak, psikolojik destek, sanatsal ifade ya da bireysel çalışmalar yoluyla kişinin bireyselleşme ve anima ile buluşma yolunda destekleyicidir. Anima, özün habercisidir. O, dişil Hermes'tir. Animanın erkekten istediği, aynı bir şövalyenin kraliçeye kendini adaması gibi erkeğin de kendini animaya adamasıdır. Bu aslında erkeğin para kazanarak, kariyer sahibi olarak ya da evlenmeden pek çok ilişki sürdürerek elde etmeye çalıştığı özgürlük arayışının gerçek mekandır. Adanış, erkeğin özgürlüğe giden yoludur. Anima, erkeğe bağlılığı öğreterek gerçek özgürlüğü sunar. Özgürlük, kaçış ile karıştırılmamalıdır. Bir erkek, animayı dışarıda bir kadına yansıtarak da kendi animası ile, yani ruhsal bütünlüğü ile buluşamaz. Animayı dışarı yansıtmak, bir kadına, anneye ya da toplumlara veya dışarıda aramak, gerçek olandan kendimden uzaklaşmaktır. Bu sadece acı ve tatminsizlik duygusu getirir. Böylece kendimizi bir ilişkiler dizisinde buluruz. Bir kadında bulamadığım ilham, güzellik, güç ya da herhangi bir şeyi başka bir kadında bulma umuduyla eş değiştirmeye devam ederim. Fakat unuttuğum bir şey vardır. Anima benim parçam. Aşık olurum. Ancak bu durumda aşk anne kompleksinin açığa çıktığı obsesif bir durumdan başka bir şey olmaz. Ve duygularını, gölgelerini, bilinçsiz alanını ya da hikayelerini saklamaya çalışan ve kabul etmeyen, mantık ve gerçek üzerine yoğunlaşan bir erkeğin animasının er ya da geç saldırıya geçmesi kaçınılmaz. Hep erkeklerden bahsettik, biraz da kadınlardan bahsedelim. Animus, yani kadının eril ruhu. Animus, kadının bilinç dışındaki ruh imgesine Jung tarafından verilen isimdir. Anima, ruh hali üretirken animus düşünce üretir. Yani logos der Jung. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Animus, bir kadının farklı olasılıkları düşünmesini sağlar. Yani varsayımda bulunmasını veya gerçek dışı olasılıklar yaratmasını. Bilinç dışındaki karanlık ve travmatik unsurlarla birleşen varsayımlar, bir kadının hayatını oldukça zorlaştırabilirken, hayatın farklı olasılıklarını net ve objektif şekilde sunan bir düşünce biçimi ise bir kadının hayatını oldukça kolaylaştırır. Jung şöyle der. Kadınların erkekler hakkındaki hayret verici varsayımları ve fantezileri, mantıksız argümanlar ve yanlış açıklamalar üreten animusun etkilerinden gelir. Animus, kadının babası ya da baba figürleri tarafından belirlenir. Anima, anne etkisiyle ve tek bir kişiden etkilenirken kadında bu durum farklıdır. Animusun oluşmasında birden çok kişinin etkisini görürüz. Bu nedenle bir kişiler çokluğu görülmektedir. Olumsuz animus, ölüm meleği ya da şeytani bir figür olarak karşımıza çıkar. Bu figüre masallarda çokça rastlarız. Mavi Sakal, en bilinen olumsuz animus karakterlerinden biridir. Olumsuz animus, kadını dünyadan saklar ve gerçeklikle ilişkisini keser
ya da karşımıza bir katil olarak çıkar. Böyle bir animusa sahip bir kadın, eşini ve çocuklarını, özellikle oğullarını, hastalığa, yalnızlığa, Don Juan'lığa, hatta ölüme sürükleyebilir. Animus, bilinçsiz bir kadının hayatını mahvedebilir. Özgüvenini yıkar, pasif bir hayat sürdürmesini ve kurban bilinci geliştirmesini sağlar. Animus tarafından ele geçirilmiş bir kadın, kadınlığını kaybedebilir. Karşımızda duygularını bastıran ya da şiddetli bir şekilde ifade eden bir kadın durmaktadır. Her iki şekilde de öfkeyle ve bastırılmış duygularla karşılaşırız. Kadının kendi animusu ile buluşmaya, onu anlamaya ve onunla bağlantı kurmaya ihtiyacı vardır. Aksi halde hayatın içerisine adımlar atması, sağlıklı ilişkiler yaratması, potansiyellerini sunması ve sağlıklı bir birey olarak hayatını devam etmesi olanaksızlaşır. Animusun bilinç dışından bilince aktarılması gerekir. Bu bireyselleşme sürecinin bir parçasıdır. Bireyselleşmenin sembolik hikayelerine yine masallarda rastlarız. Kurbağa prensin bir prenses tarafından öpüldükten sonra büyünün bozulması ve kurbağanın yakışıklı bir prense dönüşmesi ya da çirkin olan bir adamın güzel bir kadın tarafından görülmesi ve sevilmesiyle büyünün bozulması ve yakışıklı bir adama dönüşmesi. Sonuç, sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Aslında buradaki alt metin şunu söylemektedir. Bir kadının kendi animusunu görmesi ve kabul etmesi, yaşamının huzuru ve sevginin sürekliliği için en önemli adımdır. Animusu tanımak kolay değildir. Bu uzun ve acı dolu bir yoldur. Eğer animusunun kim olduğunu ve onunla olan ilişkisini anlayabilirse, bir kadının animusu ona destek olan yol gösterici bir iç lidere dönüşebilir. Güçlü bir animus, kadına netlik, odaklılık, içgörü, sadelik, disiplin, bilgelik ve cesaret verir. Bir iç güç sayesinde kadın kendi kadınlığı, kendi dişil özü içerisinde gevşeyebilir, hayata açılabilir ve kendi yaratıcılık potansiyelini ifade edebilir. Animusu sayesinde bir kadın yaşamının amacını, hedeflerini ve kendi geçerliliğini keşfedebilir. Fakat en başta da belirttiğim gibi animusu görebilmek ve anlayabilmek, gölgelerimizi anlamak kadar kolay değildir. Jung, animusa dair bilincimizde fark edebileceklerimizin çok küçük olduğunu ve yolun derinlikli, karanlık ve uzun olduğunu söyler. Beden farklılığı. Nefesim nasıl? Bedenim gevşek ve rahat mı? Gergin mi? Duygu farkındalığı. Bedenimdeki en ufak gerginliği dahi duygularımın ifade buluşu olarak değerlendirmek. Eğer bir gerginlik fark edersem o bölgeye nefes almaya devam ederek duygumla buluşabilirim. Alışkanlık, örüntü, tepki farkındalığı. Sıklıkla tekrar eden duygular, yaşamımda sürekli tekrarlayan hikayelere dair işaretler verir. Derine doğru ilerlerken en önemli adımlardan biri örüntülerimi fark etmek. İhtiyaç farkındalığı. Duygularım, alışkanlıklarım ya da tepkilerim beni derin ihtiyaçlarıma ulaştırır. Çocukluğumda karşılanmayan ihtiyaçlar canlandığı her defasında benzer tepkiler verdiğimi fark etmek yolculuğuma büyük katkı sağlar. Şeyler netleşir, daha bilinçli seçim yapabilmeye başlarım. Travma, kompleks farkındalığı. İhtiyaçlarımla derin bir bağ kurmak bana geçmiş travmalarımdan hikayeler sunar. Alışkanlıklarımı ve ihtiyaçlarımı takip ederek travmalarımı ve anne baba komplekslerimi bilirim. Gölge, bilinç dışı, arketip, anima, animus farkındalığı. Bilincimin temelinde bulunan olaylar beni bilinç dışına doğru yolculuğa davet eder. Özellikle anne baba karmaşasının hikayesinin analiziyle hayatıma aktardığım pek çok arketip ve gölge ile taşınmam kaçınılmazdır. Bu adım her ne kadar son adım gibi görünse de aslında karanlık yolculuğun başlangıcıdır ve çoğunlukla da tek başına çıkılacak bir yolculuk değildir. Beden, duygu, alışkanlık, örüntü, tepki, ihtiyaç, travma, kompleks ve hatta kısmen de olsa gölge farkındalığı dahi bireysel olarak uygulanan pratiklerle mümkün. Çünkü bunların hepsi de bilinç düzeyinde bilinebilirler. Fakat anima ve animus bilince en uzak arketipler oldukları için genelde en zorluk yaratan alanlardır. Animusu en iyi şekilde bir partnerle yaşadığımız ilişkinin içerisinde bilebiliyoruz. Çünkü animusu çoğunlukla yansıtıyor ve buna aşk ya da nefret diyoruz. Bu açıdan baktığımızda bizi derinden yaralayan ilişkilerin çok önemli bir misyonu var. Animusu ortaya çıkarmak. Hatırlanması kıymetli bir şey varsa o da şu. Gölgeler görülmek isterler. Siz isteseniz de, istemeseniz de. Farkındayım, çok uzun bir podcast oldu çünkü bahsetmek istediğim çok konu vardı. Son olarak Jung'un kendilik yani self arketipinden bahsetmek istiyor ve bu podcast'e son vermek istiyorum.
Kendilik, benlik, kişiliğin, bilinç halinin ve bilinçaltının bileşimidir. Rüyalarda kendine üst düzey kişilikler, yani peygamber, kahraman gibi ve bütünlük simgeleriyle, bu bütünlük simgeleri daire, kare, çarmıh olabilir, gösterir. Yin ve yang karşıtlığının bütünlüğünü de buna örnek verebiliriz. Bu noktada etoloji biliminden de bahsedelim. Etoloji, hayvanların davranış ve tabiatlarını ilişkilendiren bilim dalıdır. Bu yüzden etologlara göre, eğer arketipleri anlamak istiyorsak, Homo sapiens'in çevre ile olan ilişkisini de incelemeliyiz. Homo sapiens, yani günümüz modern insanının 30 bin yıl önce Afrika'da evrimleştiği düşünülüyor. Bu dönem içerisinde Homo sapiensler çok büyük oranda, %99,5 avcı ve toplayıcıydı. Evrimsel açıdan bakıldığında 300 bin yıl çok da uzun bir süre değil. Yani genetik olarak avcı toplayıcı atalarımıza çok benziyoruz. Biyolog Wilson, insan doğasındaki keskin ve belirli değişimlerin 100 jenerasyon sonra olacağını tahmin ediyor. Bu da demek oluyor ki evrimsel adaptasyon koşullarımız avcı toplayıcılarla neredeyse aynı. Bu bağlamda içgüdülerimiz ve arketiplerimiz de onlarla aynı. Evrimsel psikoloji açısından baktığımızda içgüdülerin daha iyi anlaşılması için primatların da yani iri beyinli memelilerin de incelenebileceği sonucuna varıyoruz. 300 bin yıl önce atalarımızdan bize miras kalmış olan arketiplerimiz şimdiki modern kültür ve hayat tarzımızda çok iyi uyuşmuyor. Arketiplerimiz ve bizim aramızda çok büyük farklılıklar olabiliyor. Bu yüzden de bütünleşmemiz ve bireyselleşmemiz zorlaşıyor. Kişiliğimize bütün olmamızın yolu genetik mirasımız yani arketipimiz ve modern yaşamımızı uzlaştırmayı başarmaktan geçiyor. Bilinçaltındaki farklı çatışmalar biz farkında olsak da kendimizi gerçekleştirmemizin ve huzurlu olmamızın önüne geçebiliyor. Aslında aynı olduğumuz kadar farklıyız. Arketiplerin atalarımız tarafından bize miras kaldığını ve toplumsal bilinçaltında bulunduğunu biliyoruz. Fakat arketipler gelişebilir ve bireysel olarak değişim gösterebilir. Arketiplerin bulunduğu kolektif bilinçaltı, kişisel arketip dünyalarımızın temelidir. Genetik çeşitlilik, farklı çevre koşulları ve öğrenme, arketiplerin gelişiminde rol oynar. Her arketip birçok gen ile bağlantılıdır. Özellikle genotipler arketipleri şekillendirir. Keskin bir örnek vererek, kadınları ve erkekleri ele alalım. XX kromozomları ve XY kromozomları hem fiziksel hem de psişe bakımından farklılıklara sebep olur. Kadınlar ve erkeklerdeki arketipler doğuştan aynı olarak gelse de içgüdüler ve arketipler gelişerek iki cinste de farklılıklar gösterir. Örneğin anne arketipi kadında daha farklı gelişmiştir. Arketipler nöropsikolojik açıdan da değişim gösterir. Nöropsikoloji, beynin farklı yapı ve fonksiyonlarının psikolojik olaylarla ilişkisini inceler. Bireysel farklılıklar olsa da beynin anatomisi ve işlevi tüm insanlar için aynıdır. Bu yüzden arketipler de aynıdır. Örneğin anne arketipi beynin duygusal, motive edici, öğrenme ve hafızaya dayalı bölümleriyle ilişkildir. Yani bu arketipe dayanak sağlayan nörol yapılar beynin birçok bölgesindedir. Arketipler dinamik yapılı olduğundan zamanla yeniden örgütlenir ve biçimlenir. Jung da arketiplerin dinamik, canlı, hareketli bir yapıda olduğunu belirtmişti. Ergen bir çocuk ile orta yaşlı bir adamın erotizm ve aşka bakış açısı farklılık gösterir. Arketiplerin kolektif bilinçaltımızda bulunduğunu hatırlayalım. Kompleksler ise kişisel bilinçaltımızda bulunurlar. Farkında olmadığımız duyguların, bastırılmış veya unutulmuş anıların, isteklerin çekirdeğidirler. Bizden bağımsız, yani otonomdurlar. Komplekslerin üzerimizde olumlu ve olumsuz etkileri bulunur. Her kompleksin merkezinde arketipler vardır. Kendilik arketipini gerçekleştirebilmemiz için kompleksler önem taşır. Olumsuz kompleksler, barışık olmadığımız bastırılmış duygu ve anılar, acı çekmemize neden olabilir. Örneğin kişi, yaşadığı bir travma yüzünden acı çeker ve unutma çabasıyla bu travmayı bastırır. Acı duygusu, bilinçaltında enerjisini biriktirir ve o duygu, anı ile ilgili bir kompleks oluşturur. Hatta bu durum, kompleks bizi baskı altına aldığında obsesif kompulsif bozukluğa kadar gidebilir. Zamanla bastırılan kompleksler daha çok güç kazanmaya başlar. Kompleksler ego kompleksini ele geçirdiğinde bazı psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkar. Komplekslerimizi kabul etmek, onlarla barışmak hepimiz için epey zordur. Örneğin farz edelim ki bir kişinin muhafazakar bir ailede cinsellik süreçleri bastırılmış veya bir kişi hayatında cinsel bir travma yaşamış olsun.
Bu gibi durumla yüzleşemediğimiz zaman kompleksler daha da güç kazanır. Yani komplekslerden kaçarız. Jung'a göre komplekslerin işaretleri korku ve dirençtir. Şunu bilmeliyiz ki kaçarak sonuca ulaşılmayacaktır. Birçok gelenek gözlemlenerek öğrenilir. Böylece toplumsal olarak neyin kabul görüp neyin görmediğini anlarız. Buna göre de davranışsal eğilimlerimiz ve kaçınmalarımız ortaya çıkar. İşte bu süperegodur. Davranışsal normları öğrenmeye memeden başlarız ve zamanla ailesel, grupsal, toplumsal ve ulusal normları da öğreniriz. İşte tam da bu noktada persona arketipini de hatırlayabiliriz. Ailemiz için farklı, arkadaşlarımız için farklı süperegolarımız vardır. Bunları davranışa dökmeyi maskeler olarak düşünebiliriz. Süperego kompleksi her ne kadar gözlemleyerek yapılansa da evrimsel biyolojinin de etkisi vardır. Buna Baldwin etkisi denir. Sosyal kuralları kavramaya ve öğrenmeye genetik yönden ne kadar yatkınsak daha fazla seçilim değerine sahip oluruz. Ego, kişinin bilinçli kimliğiyle yakın olan komplekstir. Jung, egonun psişenin tam olarak merkezi olduğuna inanmadı ve egoyu kendilik arketipimizin etrafında bulunan birçok kompleksten biri olarak gördü. Psişede o kadar çok bilinçaltı işlev ve yapı vardır ki öz farkındalığımızın tam olarak gelişmesi hayli zor görünür. Sonuç olarak şöyle bir soru soralım. Evrimsel psikoloji, Jung psikolojisini anlamamıza yeter mi? Evrimsel psikoloji, insanın iç dünyasındaki süreçlerden çok dış dünyaya sergilediği davranışlarla ilgilenir. Jung psikolojisinde ise insanın içsel dünyasının derinliklerine inilir. Örnek vermek gerekirse, evrimsel psikoloji, din olgusunu incelediğinde dinsel davranışın birey üzerindeki adaptasyon işleviyle ilgili bilgi verebilirken, dinsel olgunun ruhsal deneyimine dair pek bir yorum yapamaz. Bu yüzden Jung'a sadece evrimsel psikoloji ile sinir bilim açısından bakmak yeterli olmayabilir. Dahası Jung'un açıklamaları psikoloji camiasında genel geçer olarak kabul görmemektedir. Birçok psikolog ve filozof Jung tarafından yapılan açıklamaların bilimsel temeli olmadığını düşünmektedir. Eğer Jung'un açıklamaları zihin felsefesi kapsamında değerlendirilirse tartışmaya açık olabilir. Ki buna yönelik de güçlü itirazlar vardır. Fakat modern psikolojide bu halleriyle kullanımı oldukça dardır. Jung, teorilerini deneysel testlere tabi tutmamış ve hatta bununla pek ilgilenmemiştir bile. Buna bağlı olarak modern psikoloji, kendi evrimi içinde diğer bilim dallarında olduğu gibi deneysel verilere sadık kalmış ve Jung, belki felsefi anlamdaki etkisini kısmen korusa da bilimsel etkisini yitirmiştir. Jung'un teorilerine getirilen en temel eleştiri, Jung'un arketip tanımlarının aşırı gevşek ve esnek olmasıdır. Dolayısıyla gündelik yaşamın her kısmında çeşitli gözlemlere uyabilecek biçimde tasarlandığı ve aslında herhangi bir gerçek olguya işaret etmediği ileri sürülmektedir. Bu sayede Jung, bilimin testlerinden kaçınabilmektedir. Dahası Jung'un bazı arketipleri, örneğin anima ve animus, fazlasıyla indirgemecidir ve toplumsal cinsiyetle ilgili yaygın ön yargılara saplanmaktadır. Ancak bu tartışmalar halen devam etmektedir ve çok sayıda farklı görüş bulmak mümkündür. Genel olarak Jung'un bize göstermeye çalıştığı gibi bu tarz nihai yanıtların verilmediği alanlarda karşıtlıkları kabul edip her yönüyle birleştirerek yorumlarımızı bütünsellik çerçevesinde yapabilmeliyiz. Böylece tek taraflı bakış açısından kaçınır ve daha yüksek bir perspektife sahip oluruz. Evet, çok uzun bir podcast olduğunun farkındayım. Dilerseniz ikiye bölüp belli zaman aralıklarıyla bu podcast'i dinleyebilirsiniz. Eğer sonuna kadar da dinleyebilirseniz sabrınızdan dolayı size teşekkür ederim. Benim Jung'dan ve Jung'un arketiplerinin 4 tanesinden bahsedeceklerim bu kadar. Şimdiden hepinize keyifli dinlemeler dilerim.